Bu videomuzda Servet Fünun dönemi romanından bahsedeceğiz. Servet Fünun dönemin romanının genel özelliklerine baktığımızda 1. Bu dönemde roman, üslup ve teknik açıdan tanzimat romanına göre büyük gelişme göstermiş. Batılı roman tekniği yakalanmıştır. Yani roman tanzimat döneminde edebiyatımıza giriyordu. İlk örnekleri o zaman veriliyordu. Ancak teknik olarak kusursuzluğa nerede ulaşıyor? Servet Fünun'da. O zaman Türk edebiyatındaki roman ruhunu nerede buluyordu diyeceğiz. Servet Fünun döneminde bulacak. Peki. Olayların örgüsü, işlenişi ve konuşmalar başarılı biçimde. Anlatılıyor, elevi, e, böyle metinlerle işleniyor. Baskıcı bir yasal ortamın etkisiyle bunu konuşmuştuk. Ne demiştik? İstibdat dönemi demiştik. O yüzden bu dönemin sanatçıları içe kapanık, daha bireysel konuları tercih ediyorlar demiştik. Peki, dönemin romancıları realizm ve naturalizm akımından etkilenecekler. Yine bilmemiz gereken bir madde olarak koyduk kenara. Sanat, sanat içindir düşüncesiyle romanlarını kaleme alıyorlar. Şimdi eserlere baktığımızda çarpık iliş, e, ilişkileri kadın hayal hakikat çatışması, ihanet gibi temaları görüyoruz. Roman kişilerine psikolojik bakımdan derin tahlilleri yapıldığı için karşımıza karakter dediğimiz kahramanlar çıkmaya başlıyor. Roman kişileri sanatçılar gibi hayat karşısında pasif ve melankolik bir tavın takılmışlardır. Yani Servet Fünun sanatçıların hayata bakışları nasılsa bu dönemin romanlarının kahramanlarına baktığımızda onların da bakış açıları Servet Fünun şairi ya da yazarlarının bakış açılarıyla örtüşüyor. Ana mekan yine İstanbul bizim için. Natural Polis en belirgin özelliği olan soya çekim yani işte genetik dediğimiz faktör dönemin romanlarında belirgin bir şekilde hissediliyor. Sanatçılar romanlarda bir mesaj vermek anlayışı yerine yani toplumsal bir tezi öne sürmek yerine sezdirmeyi öne çıkarıyorlar. Yani düşünce olabilir ama bunu direkt o ileti halinde romanı böyle çok fazla mesaja boğmak yerine bunu böyle okuyucuya sezdirerek anlayan anlasın mantığında veriyorlar. Aydın kesime hitap ediliyor. Dili ağır, süslü ve sanatlı diyoruz bu dönemin eserlerinin. Realizm akımının etkisiyle romanlarda kişiliklerini gizleyerek gerçekçi eserler kaleme alıyor. Yaz kim bu yazarlarımız? Halis Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın ve Safveti Ziya. Geldik Halis Ziya, Uşaklı ile yıldızımızı attık. Neden? Çünkü Türk edebiyatında modern romanın kurucusu kabul ediliyor. Romanın babası diyorlar kendisi için. Peki Servet Ürün döneminin en başarılı romancısı. Batılı anlamda ilk roman olan Mai ve Siyah adlı romanı kaleme alıyor kendisi. Peki bir başka önemli roman da aşkım evnol unutulmaz eser ölümsüz eser olarak ifade ediyoruz peki şimdi mayvesi adlı roman önemli hem Batılı anlamdaki ilk roman olması bakımından hem roman tekniği açısından hem de baş kahramanımız Ahmet Cemil'in bir şair olması ve bu şairin özellik olarak Servet Fırın dönemi şairlerini yansıttığını bilmemiz gerekiyor. Peki başka hangi eserleri var? Mavi ve Siyahlı Aşkı Meydanı dışında Nemide var, Ferdi ve Şürekansı, Bir Ölünün Defteri ve Kırık Hayatlar adlı romanları var diyoruz. Şimdi Mavi ve Siyahın içerine birazcık girelim. Şimdi aşkın ikinci plan atıldığı bir roman var karşımızda. Aslında toplumsal hayata yer veriliyor ama dediğimiz gibi hani mesaj olarak değil sezdirilerek. Peki Ahmet Cemil baş karakterimiz yalnız e, iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle de birlikte ele alınan bir kahraman. Peki baktığımızda çocukluğundan bu yana hangi toplumsal çevrede yetiştiği, aile ve okul hayatı, karşılaştığı sıkıntılar bütün ayrıntılarıyla eserde kalem alınıyor. Hatta böyle eserin 45-50 sayfası bunları işlediği için e, çok sıkıcı gelebiliyor. Özellikle lise çağında okuyan çocuklar için e, roman türüne e, özür olarak bir ilgileri yoksa e, sıkılabiliyorlar. Ama eser böyle 45-50 sayfadan sonra kendini açıyor diyoruz. Peki Ahmet Cemil bir şair yeni bir şiir yaratmak için neler düşünüyor? Verdiği mücadeleler eski edebiyat taraftarlarının ve o devir basın hayatının iç yüzü eserlerin içerisinde ele alınıyor. Ahmet Cemil'in sevdiği bir aslında şöyle ifade edelim. Ahmet Cemil'in çok büyük bir hayali var. O da şair olmak. Bunun için işte şiirler falan yazıyor. Sonra Lamia diye bir sevgilisi var. Hayatında en önemli unsurlardan birisi o. Ee, sonra annesi ve kız kardeşi var. Baba ölünce e, sorumluluk almak zorunda kalıyor ve bir gazetede yazılar yazmaya başlıyor. Velhasıl sonra Lamia'ya bir türlü aç açılamıyor. Sonra Lamia öğreniyor ki başka birisiyle nişanlanmış ee, ve Ahmet Cemil'in de hayalleri yıkılıyor. Hem o şair o büyük hayallerinden vazgeçiyor. Hem de Lamia'dan vazgeçiyor ve e, eser Ahmet Cemil'in annesiyle birlikte bir gemiye binip İstanbul'dan uzaklaşmasıyla bitiyor. Şimdi o yüzden eser maviliklerle başlayıp hayallerle başlayıp gerçeklerle bir yerler bir yerde de hani aslında umutsuzlukla bitiyor. O yüzden Mahi ve Siyah adı buradan geliyor. Aşkı Memnun'u biliyoruz bence o yüzden girmiyoruz buraya. Peki Mehmet Raf'la devam ediyoruz. Servet film romanının ikinci büyük ismi olarak karşımıza çıkıyor. Bireylerin iş dünyasına ve romantik aşkları eserlerine konu olarak işliyor. En önemli eseri Eylül. Neden? Çünkü Türk Edebiyatı'nın başarılı ilk psikolojik romandır. Bunu neden diyoruz? Çünkü bir tane var başarısız. Yani başarısız dediğimiz tam psikolojik roman olmayı elde edememiş böyle psikolojik roman denemesi düzeyinde kalmış bir eser vardı hatırlarsanız. Zehra adlı eserdi. Ancak Eylül bu anlamda ilk psikolojik romanımız oluyor. Realizm ve naturalizmi savunuyor kendisi. Peki Eylül'ün dışında hangi eseri var? Ferda var, Genç Kız Kalbi var, Karanfil ve Yasemin adlı eserleri var. Bilmemiz gerekir diyoruz. Peki Eylül, Eylül'de üçlü bir aşk üçgeni var. Suat, Süreyya ve Necip karakteri e, arasında yasa, yaşanan üçlü aşk ve e, bunların ruhsal durumlarının eserde tasvir edilmesi, anlatılması e, eseri oluşturuyor diyelim. Peki Hüseyin Cahit Yalçın kendisini aslında hikayede de konuşmuştuk. Türk Edebiyatı'nda yani Servet i eleştiri e, alanında yaptığı çalışmalar ve gazetecilik yönüyle tanınan bir isimde hatta şöyle bir özelliği vardı. Edebiyat ve Hukuk adlı makaleyi çevirmişti. Fransa'da yazılan bir eserdi bu. O da çevirmişti bu makaleyi. Ve bu yüzden de Servet Fünun dergisi bir süre kapatılmıştı. Hatta bu derginin kapatılması o dönem Servet Fünun topluluğunun da dağılmasına sebep olmuştu diyoruz. Peki romanlarına baktığımızda hayal içinde ve nadide adlı romanlarını sayacağız. Peki şimdi bunlar önemli üç tane isimdi. Servet Firun döneminde başka hangi romancılar ve onların romanları var diye bakacak olursak Ahmet İhsan Tokgöz var. Onun Ülfet adlı romanı bilinebilir ama çok da önemli değil. Saffet İziyan'ın Salon Köşelerinde diğer bilinmesi gereken bir e, sanatçı olabilir diyoruz. Peki dönemin bağımsız sanatçıları vardı bir de bunu hikayede de konuşmuştuk. Şimdi romanda da konuşacağız. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hüseyin Rahmi Gürpınar Servet Fünun döneminde yaşıyor. Ancak o dönemdeki topluluğa dahil olmuyor. O kendisi Ahmet Mithat'ın popüler roman dediğimiz anlayışını ne yapacak? Devam ettirecek. Peki sokağı ve sokağın dilini edebiyata sokan sanatçı olarak ün salıyor. Bu şekilde nitelendiriliyor araştırmacılar tarafından. Yaşadığı ortamda insanları gözlemliyor ve eserlerine bunu olduğu gibi aktarıyor. Konu akışını keserek olaylara müdahale eden mesela Ahmet Mithat tarzı dedik oradan da yakalayabiliriz bu bilgiyi. Sanatçının üslubu dağınık ve roman tekniği de kusurlu olmuş oluyor. Bu sebepten dolayı günlük yaşamla ilgili aldığı notları yeri gerçi eserlerinde kullanıyor. Bu da onun Emre Zola'nın öncülüğünü yaptığı deneysel roman anlayışına bağlı kaldığını gösteriyor. Biz bunu demiştik naturalizm. Peki İstanbul'un iç mahallelerinde yaşananları yani şöyle düşünün tanzimatta zaten aydınları yani şöyle diyelim halkı aydınlatma amacı vardı. Ee, ancak bunu yaparken daha böyle ibret verici olayları anlatıyorduk. Onun dışında da hani... Ee, iyi olan şeyler iyi olarak kalıyordu. Çok böyle belirli mekanın ve bildiğimiz muhitin dışına çıkmıyordu sanatçılar. Daha sonra Servet Film'de bu muhit daha seçkin zümre olmaya başladı. Aydın kesime hitap etmeye başladı. O yüzden bayağı uzaklaştı halktan. Ama işte bu Servet Film döneminde e, Ahmet Mithat, e, şey Ahmet Mithat Efendi devam ettiren Hüseyin Rami Gülpınar Servet Film'cular gibi içine çekilmedi. Toplumu yüksek zümresine hitap etmedi. Halkı anlattı. Halka anlatırken tanzimatçılar Oradan da bir noktada şöyle ayrıldı. İşte İstanbul'un iç mahallelerini anlattı. Böyle e, halkın e, batıl inançlarına yer verdi. Yanlış batılılaşmayı anlattı. İşte daha önce eserde konu olmamış böyle hani bir yerde kaldırım insanlarını eserlerinde ele aldı diyoruz. E, Hüseyin Rahmi Gürpınar için. Peki romanlarını bilmemiz gerekiyor. Başlayalım. Şıkıbileceğiz İffetim, Refiye tesadüf, şıp sevde, nimet, şinas, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, gul yabani o kadar çok keseri ve özellikle bu altın çizdiklerimiz bizim için önemliydi. Ahmet Rasim, Ahmet Rasim dönemin fıkra yazarı, gazetecisi olarak öne çıkıyordu. Servet Finus sanat anlayışına karşı çıkıyor. O da daha böyle gazeteci kimliği, fıkra yazarı olmasıyla da daha böyle sanatı toplum için yapan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Peki sade dille halk değişlerinde içerisinde yer aldığı kısa mizahi ürünler kaleme alıyor. Romanları aslında böyle cep romanları tarzında eserler. Çok da önemli değil. Belki ilk sevgi hani isim olarak bilmemiz bizim için yeterli diye düşünüyoruz. Şimdi Servet Ürün dönemi romanı ile ilgili birkaç soru çözelim. Şimdi genel ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Arapça ve Farsça'nın kullanılmadığı, söz diziminde değişikliklere gidilen uzun ve kesik cümlelerin kullanıldığı sade dil söz konusudur diyor. Bakın şuraya kadar yani buradan sonrası doğru. Evet söz diziminde değişikliklere gidildi. Özellikle Fransızcadan alınan devrik cümle mantığı var. Uzun ve kesik cümlelerin kullanıldığı. Evet özellikle ah e, Halis Yavşaklı gildi bunu görüyoruz uzun uzun ifadeleri. Bunlar doğru ancak Arapça ve Farsça'nın kullanıldığı kullanılmadığı diyor. Bu yanlış. Zaten Osmanlı Türkçesi devam ediyor. Ee, üstüne bir de belki Fransızca kelimeler geliyor. Ya da Fransızcanın söz dizimi ekleniyor. Ama Arapça ve Farsça olduğu yerde duruyor. O yüzden bu ifade bizim için yanlış oldu diyoruz. Peki bu parçada boş bırakılan yeri hangisi getirilemez diye sorulmuş. Teknik açıdan bir önceki döneme göre çok daha başarılı olan roman realist ve naturalist çizgide ilerlemiştir. Yani bir önceki döneme daha başarılı ve realist naturalist izli, e, akımından etkilenmiş. Yani realizm ve naturalizm akımından etkilenmiş. O zaman burada anlatılan Servet-i Fünun dönemi romanı. Peki bu dönem top, bu dönemde topluluğun sanat anlayışına uygun ya da bağımsız yazan romancılar arasında. Şimdi hem Servet-i Fünun romancılarını hem de o dönemin bağımsız iki tane yazarı vardı onları istiyor bizden. Şimdi Halis Ziya Servetü'nün yazarı alırım. Mehmet Rafi Servetü'nün yazarı alırım. Hüseyin Cahit Yalçın Servetü'nün yazarı alırım. Hüseyin Rahmi Gürpınar Servetü'nün bağımsızı alırım. Ancak Recaizade Mahmut Ekrem'i alamam. Recaizade Mahmut Ekrem ikinci dönem tanzimat yazarı olarak karşımıza çıkıyordu. Peki bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Son sorumuzu çözelim. Servet Fünn Edebiyatı'nın bir de en önemli romancısı Mehmet Rauf'a ait olan diyor. Çünkü en önemli romancımız kimdi ilki? Halis Yavşaklıgil. Ondan sonra da Mehmet Rauf geliyordu. Hangi romanıymış bakalım? Aynı zamanda edebiyatımızda ilk psikolojik roman örneğidir. Neyi soruyor o zaman bize? Eylül'ü soruyor diyoruz. Peki Servet Fünn dönemi romanı bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz.